Çok güzel olaylar da yaşadım. Çok çirkin, siyasetin çirkinliklerini yansıtan olayları da yaşadım. Bu beni tabii çok olgunlaştırdı. Üzüldüğüm zamanlar da çok oldu, kırıldığım zamanlar da çok oldu. Ama mutlu olduğum zamanlar da çok oldu. Bu bir denge oluşturdu sosyolojik anlamda. Sonra tabii biz kamu görevlisiyiz. Bir görevimiz var. Aday gösterilmeyince yasal sürede görevimize dönmemiz lazım. İşte dilekçemizi verdik, göreve döndük. İşte sürprizler orada başladı. Neden gizemli olarak otist bir şekilde iş dünyama çekildiğimle ilgili kısa açmak istiyorum. Ankara'ya gittiğim zaman bu kadar başarılı seçimden çıkmış bir bürokrat, üst düzey bürokrat olarak göreve dönmek için dilekçemi verdiğimde birinci şok başladı. Baktım ki yerime atama yapılmış. Yani ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ordu milletvekili aday adayıyım ve bayağı popüler, kamuoyunda büyük teveccüh gören, halk tarafından takdir edilen bir evlatlarıyım. Siz bir davaya hizmet etmek için görevinizden ayrılıyorsunuz, geri dönüyorsunuz ve sizin partiniz iktidar. Döndüğünüz anda makamınız yok. Ve muadili bir göreve bizi yönlendirdiler. Biz yine kırılmadık, yine küsmedik. Bunu hiç bağırmadık, yansıtmadık. Dedik ki bu dava bizim davamız. Büyüklerimiz böyle takdir etmiş. Bizim aldığımız toplum ve aile terbiyemiz de bize bunu gerektiriyor. O doğrultuda bunu sinemize çektik, kabul ettik ve gittik o verilen görevi yapmaya çalıştık. O yetmedi. Akabinde bir hafta sonra bir tayin görevi geldi. Tam 59 yaşındaydım. Yani bunlar beni üzen olaylardır. Bu kadar mücadelenin içinde çok yoğun görev yapmış bir kardeşiniz olarak okuduğum şeyi tebliğ etmem lazım. Baktım İstanbul'da Kanal İstanbul projesinin başına görevlendirilerek sürgün edildim. Evet, yani bunları halkımla, hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Şimdi niye bugün, onu da birazdan açıklayacağım. Niye bugün olduğunu. Evet. Tabii önce bir şok oldu. Dedim ya biz ne yaptık yani? Bu davaya hizmet etmek için yani madden ve manen ekibimizle birlikte büyük mücadele yaptık. Partimize çok sempati oluşturduk kamuoyunda. Duruşumuzda, tavrımızda, bilgimizde. Böyle bir kısa bir sorgulama, bocalama dönemi oldu ama yine olgunluğumuz, duruşumuzdaki asalet ailemizden aldığımız. Dedi ki böyle takdir etmiş büyüklerimiz. Sen gideceksin vatanında nerede olursa hizmet edeceksin dedik. 59 yaşında evim Ankara'da, ailem Ankara'da. Ben bir yıl İstanbul'da kendi iktidarımın, aday olduğum partinin getirdiği bürokratların inisiyatifiyle ve siyasetçilerin tazyikiyle bir sürgün dönemi yaşadım. Tabii ileriki sorularınızda bu mutlaka gelecektir. Onun neden altyapısı ne bu, nereden kaynaklanıyor diye. İşte bugün ülkemizin içinde olan terörden sonraki en büyük felaket olan FETÖ terör örgütünün oradaki bizim kurumumuzdaki etkin kadrolaşmış ekiplerinin yaptığı istihbaratlar, yönlendirmeler ve baskılar sonucunda bu olayların olduğunu iyi biliyoruz. Bunun zaten belge bilgileri var. İstedikleri zaman herkese de sunabilirim. Ve 59 yaşından 60 yaşına kadar İstanbul gibi bir yerde, düşünün yani, evet, dünyanın en zor kentinde bir ödül beklemiyorduk ama yani hiç olmazsa böyle de bir ceza beklemiyorduk. Sürgün yaşadık. Tabii bu süreç böyle devam etti. Orada da bu ekip, bu kadro bizi rahat bırakmadı. Tabii bu kadronun Ankara'da harekete geçirilmesini tetikleyen buradaki bağlantıları var. Ordu, merkez ve Ünye'de. Bunlarda müthiş bir iletişim var. Yani buradan ana bilgiler gidiyor, orada o şekilleniyor ve hemen komplo teorileri başlıyor işte. Karalama kampanyaları, yıldırma kampanyaları. Onları sonra mutlaka sorunuz gelecektir onunla ilgili, eminim. Evet. Detaylandıracağım. Aha, evet. O süreçte biraz açıyorum çünkü hemşehrilerim bunu bilsinler. Bugüne kadar hep sustum. Yani neler yaşadıklarımızı bilsinler istiyorum. Benim bir beklentim yok. Sadece onlara hizmet etmek amacım. Bu böyle 11. aya kadar devam etti, 2015. Çok girişimlerim oldu. Genel Başkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla
çok önemli kanallardan benim durumumu anlatan temaslarım oldu. Ama onun çok önem verdiği bir projeye monte edildiğim için göstermelik. Hı hı. O da dedi ki Levent devam edecek. Bu proje çok önemli bizim. Esasında o projede bir fonksiyonum yok. Evet, projenin başındayım ama yani yaptığımız bir şey yok. Oturuyoruz, bir odamız var, makamımız var. Gidiyoruz, geliyoruz. Hiç yapılan hiçbir iş yok. Sadece tecrit edildik. Ve 60 yaşımızı doldurduk. Dedi ki bu iş böyle gitmeyecek. Ve üstlerimize, genel merkeze bu örgütün bizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bizler gerçekten neferleri ve gladyatörleriyiz yani. Beyin adamlarıyız. Bizim gibi insanları nasıl bypass ederek reisin etrafını boşalttıklarını defalarca anlattık belgelerinde. Ama aynı yapı genel merkezde de maalesef nüfuz etmişti. Ve üzülerek söylüyorum, Sayın Reisimizin etrafında da kendi söylüyor zaten, biz söylemiyoruz. Özellikle şeyinden tutun, yaverinden tutun şeye kadar bir sürü bu tip insanlar çıktı. Sarılmıştı yani. Tabii biz bu sarılmış o ekibin adamlarını aşamadık reise ulaşmak için, derdimizi anlatmak için. Ve artık bu savaşta da tekrar eski görevimize dönüp o başarıları elde etme umudumuz da azalınca dedik ki illa bir görevde olmak şart değil. Emekliliğimiz geldi, dilekçemizi veririz, adam gibi kentimize döneriz. Bu profesyonelliğimizle, bu bilgi birikimimizle hemşehrilerimiz için kentimiz için yine en büyük projeleri üretiriz. Ama en azından bu kaostaki, çünkü kimse arkanızda durmuyor ve müthiş mücadele yapıyorsunuz. Yani tamamen yok olma durumunuz var. Bir de biz üreten insanlarız. Ben bir proje adamıyım. İşim tasarlamak. Onun için sanatsal yönüm ve duygusal yönüm çok güçlü. Çok hassasım. Yani çünkü en ufak nüanslar, detaylar çok büyük projeler çıkartır bizde. Çünkü etkilendiğiniz zaman performansınız düşüyor. Ve o ara seçimden sonra inanır mısınız 9 ay elime kalem alıp veya bilgisayarda AutoCAD'de bir proje tasarlayamadım. Yani o kadar beni hırpaladı o dönem. En verimsiz dönemimdi. Karar aldım. Geldim burada büyüklerimle görüştüm. Ve Ocak itibariyle, 2016 itibariyle istifa dilekçemi, emekli dilekçemi verdim. Ve emekli oldum. İşte o kaybolduğum dediğiniz dönem var ya, işte bu mücadele edip büyük sıkıntılar yaşadığım ama hiç kimseye hissettirmediğim, yine Ünye'nin bir evladı olarak Ünye'yi en iyi temsil edecek kişilik, karakter ve o kaliteli duruşla, duruşumdan hiç taviz vermedim. Ve o kadar onurlu gururluyum ki Nazlı Hanım, bugüne kadar hemşerilerimi, ailemi ve çevremi bana inandıkları ilkeler doğrultusunda yanıltacak, onları üzecek, onların başını öne eğecek hiçbir tavır sergilemedim. Onun da gururunu yaşıyorum. Bunun karşılığında zaten Ünye'de ve Ordu'da ve diğer ilçelerde gezdiğim zaman halkın arasında görüyorum. O gösterilen sevgi, ilgi, alaka. Dün değil evvelsi gün Çaybaşı İkizce'deydim. Yani benimle olmanızı isterdim. Ben aday değilim. Ve bana vekilim demiyorlar. Tonton babamız diyorlar. Yani şimdi böyle bir enerji oluştu. İşte benim de bu mücadeleden, bu sıkıntılı süreçten hemşerilerimin, sizlerin bu sevgisi, motivasyonu çok dik çıkarttı. O doğrultuda tabii bir böyle içe dönük otist bir döneme girdim. Çünkü biz duygusal insanlarız, hassasız. Derdimizi de kimseye anlatamıyoruz. Öyle bizde öyle bir karakter diyor. Git işte o siyasetçiye bilmem ne yap, buna yalakalık yap, ona bilmem ne yap. Öyle bir karakterimiz yok. Çünkü biz profesyonel insanız. Öyle eğitildik. Çünkü bilgili olan insanların kimseye yağcılık, yalakalık ve uşaklık yapmasına gerek yok. Çünkü o insanların bilgi, çünkü en zor elde edilen, yani değeri biçilemeyen bir güç. Yani böyle bir süreçte otist bir dönem geçti. Ve o güne kadar o kadar sıkıntılı Ordu ve Ünye'deki teşkilatlardaki davranışlarda sıkıntılı süreçler yaşadım. Onları açacağım. Çok terbiyesiz, saygısız, bizim partimizin ilkelerine uymayacak, yakışmayacak, reisimizin tavrına, duruşuna yakışmayacak öyle olaylar, öyle davranışlar yaşadım ki. Ama kamu görevim nedeniyle bir demeç vermek, bir beyanat vermek, bir programa katılmak
yasak olduğu için, evet, üst amirimden izin almam gerektiği için, zaten orada oturan zaten o ekibin adamı olan bir adamın da izin vermeyeceği için mecburen emekliliğimin sonuna gelmiş memuriyet hayatımın işten atılmamak için, çoluk çocuğumun nafakası rızkını yok etmemek için sustum. Yani şimdi karşınızda şu anda niye bugün işte o bugün tamamen üyenin evladı, sizlerden biri, bir abiniz olarak ben de hemşerilerimin sıkıntılarını, beklentilerine cevap verilmemesini, serzenişlerini duyarsız kalma şansım yok. Ben bu kentte yaşıyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Her gün önümü onlarca hemşerim kesiyor. Hepsinin büyük dertleri, sıkıntıları var. Ve bunu maalesef ne teşkilatımız konuşuyor, ne milletvekillerimiz konuşuyor. Hiç kimse seslendirmiyor bunları. Ve artık emekli olmuş sivil bir vatandaş olarak ve bu partinin bir dava adamı olarak, bu davaya liderimize Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza zarar verebilecek tavır ve davranışlar, duruşlar, yapılan her türlü yanlış uygulamalara karşı halkımın tepkisini seslendirmek için işte buradayım. Ondan buradayım. Sebebi bu. Zamanlamayı böyle ayarladım diyorsunuz. Evet. Şimdi ne istiyorsa onlar ne sorduysa bilgim, tecrübem, deneyimim doğrultusunda. Çünkü onlar bilirler, ben hiçbir zaman onlara, yani yalan biz bilmeyiz zaten. Onları yanıltacak, onları üzecek hiçbir davranış içinde olmayacağımı çok iyi bildikleri için eminim benim bu onların duygularına tercüman olmam da çok etkili olacak. Bazıları da artık kendilerine çeki düzen vermelerinin zamanı geldi eminim bu röportajdan sonra. İşte ben çok iyi yetişmiş bir mimarım. Türkiye'de 2002 Adalet Kalkınma Partimizin iktidarından Sayın Başbakanımızla birlikte başladığımız yürüyüşte, çünkü TOKİ Başbakanlığa bağlıdır. Biz direkt onun talimatlarıyla o projeleri gerçekleştirdik. O ekibin de projelerin başında görev yaptığım için çok iyi yetiştim yani. Hiçbir teknik elemana nasip olmayan büyük projeler yakaladım. Evet. Şimdi o mesleki deneyimle ilgili bir şirket kurdum. Efla İnşaat Anonim Şirketi. Kendi mesleğimi özel sektörde, ticari hayatta Türkiye'ye yine marka projeler tasarlayıp onları üretip uygulamak için bir faaliyete geçtik. Çok sevdiğimiz değerli bir hemşerim de birlikteyiz, iki ortağız. Onun haricinde İlteriş Proje diye Ankara'da 34 kadrolu, personelli iyi bir tasarım proje grubum var. Onların başındayım, proje koordinatörüyüm. Müthiş projeler yapıyoruz. Zaten biraz sonra o katalogdan da birkaç render gösterteceğim şeyden, yakın çekim. Bu şekilde emekli bir kamu görevlisi olup hayatımızı idare ettirecek, çoluk çocuğumuzun rızkını kazanacak böyle bir özel sektör faaliyetine başladık. İnşallah niyetimiz halis, niyetimiz güzel, hayırlı. İnşallah da Rabbim bu yapmış olduğumuz özel sektör çalışmalardan da hayırlı kazançlar ve güzel, hayırlı, güzel projeler yapmamızı nasip eder yani. Evet.